Abla biz geldik. Ela. Ablacığım. Can. Can. Dur. Bahçede karşılaştık. Seni görmeye gelmişler. Ya aslında başımıza bir iş geldi. Ev sahibiyle küçük bir tatsızlık. Biz de dedik ki ablam belki bize tek göz bir oda verir. Tabii ki. Tek göz oda ne demek? Ev sizin. Değil mi Handan? Ay sahiden mi? Baba? Ne oluyor? Niye gelmiş bunlar? Ela ile Can, Handan'ın kardeşleri kızım. Bir süre bizde kalacaklar. Yok artık. Şaka de baba. Ne olur şaka de. Büyük ablanız Derya, o gelmedi mi? O hala Handan ablama biraz triple, o yüzden gelmek istemedi. Peki, ama siz buradasınız, ne mutlu. Selin, bir oda hazırlanana kadar birkaç gün senin yanında kalsınlar, olur mu? Sana yerleşsinler. Artık aileyiz. Birkaç gece odanızı paylaşırsınız, ha? Baba. Selin. Ayıp oluyor ama. Abi bir şey yap. Hemen bir şey yap. Bırakacak mısın artık şunu? Ne var? Evin mi eskiyor? Evet, eskiyor. Üstüne filtre atılmış gibi. Siz kapıdan girdiğinizden beri havası değişti. Ay evet, filtreler öyle oluyor canım. İnsan ilk başta biraz yadırgıyor ama daha sonrasında alışıyor, merak etme. Lütfen, biraz sessizlik sofrada. Ama Tata. Tata ne ya? Lütfen, bir daha tekrarlamayacağım. Sofrada tartışma istemiyorum. Afiyet olsun. Hoş geldin. Ne güzel kalabalık bir sofra. Kalabalık aile yemeklerini oldum olası çok sevmişimdir. Handan'ın kardeşlerine bir kez daha hoş geldin demek istiyorum. Dilediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Sadece mutlu oluruz. Baba. Efendim kızım. Abi. İyi akşamlar. Hoş geldin Bora. Melek Hanım, sofraya bir tabak daha koydurtabilir misin? Kurt gibi açın da. Tabii Bora Bey. Nisa da çantamı odama çıkarabilirse. Eve mi döndün yoksa? Evet prenses. Çok özledim sizleri. Hem hep birlikte bir arada olalım istedim. Hem belki Can'la da güzel anlaşırız, iyi vakit geçiririz. Değil mi çocuk adam? Handan ablasının bir tanesi. Ben de az önce kalabalık bir aile olmayı ne kadar özlediğimden bahsediyordum. Ne mutlu ettin beni. Mutlu ettim demek. Sevindim. Sevindim, güzel. Neyse ben elimi yüzümü yıkayayım. Sizler hiç rahatınızı bozmayın. Ben sizin yerinize bozarım. Nereye bakıyorsun sen? Hiç. Can geliyor mu diye baktım ama ablamın yanında uyuyacak herhalde. Sabah okula giderken parfümden sıkabilir miyim? Asla. Karıştırma sana. Elim kaydı. İki kişilik ya bu yatak. Dur bakayım sen. Gel buraya. Kardeşine de mi sıktın? Birazcık. Birazcık yok. Aşk olsun ya. Genç kız parfümü o. Ben sana olmaz demedim mi? Benden izinsiz parfüm nasıl kullanıyorsun sen? Hırsızlık bu. Bildiğin hırsızlık. Selin'cim iki fıs fıs yani ne olacak? Ne iki fısı? Boca etmiş. Ay abart abart. Önemli olan benden izinsiz kullanman. Gece sordun, olmaz dedim. Ama umrunda değil tabii. Yağmaya geldiniz ya hepiniz. Hı? Bir saniye. Bu da benim. Benim şapkam bu. Sormadan almış, inanamıyorum. Resmen hırsızlık. Selin, yeter. Ama hala. Aması yok canım. Böyle ufak tefek şeyler için tantana koparmak sana hiç yakışmıyor. Ya Selin'cim, aile içinde böyle şeylerin lafı olmaz. Hadi canım. Kardeşin kahvaltısını bitirdi bile. Sen de bir an önce üzerini değiştir, okula geç kalacaksın. Ben çocukları bırakacağım. İsterseniz Selin'le Pelin'le de... Ne münasebet. Yürü. Gel aşkım. Günaydın. Günaydın. Gece iyi uyudunuz mu? Rahat edebildiniz mi? Hem de nasıl? Teşekkürler. Delikanlı, okul dönüşünde seninle bir şeyler yapalım mı? Bizim bir dilimiz var biliyorsun değil mi? Pelin'e binersiniz belki. Midilli ne? At. Böyle küçük sevimli bir şey. Olur o zaman isterim. Anlaştık. Siz de olmasanız bize şu koca evde insan gibi davranan yok gerçekten. Ela. Bir şey mi oldu? Yok yani Selin'le işte çok normalim. Hadi. Teşekkürler. Hadi gidiyoruz. Arabaya. Delikanlı. Ah merhaba. Ben Handan Demir. Siparişim hazırsa gelip hemen alacağım. Tamam teşekkürler. Hayırdır Handan Hanım? Sürpriz. Bize mi? Bu sefer Dündar'a. Olsun. Bana şimdilik bu kadarı da yeter. Okuldakiler görsün bakalım kimmiş çakma. Suratları şimdiden gözümün önüne geliyor. Servet sen önce beni bırak olur mu? Tabii Handan Hanım. Ya Pınar gördün mü haberleri? Bütün okul onları konuşuyor. Görmez miyim? Merve'ye atacaktım bana da silinmiş hemen. Ben mi karıştırdım dedim de yok. O değil mi? Yo ben gördüm. Kesin Ela'nın annesi o. Şimdi o çakmanın arasından geçilmez. Aynen. Kimin arabası bu? Bilmiyorum ki. Baksana bayağı zengin eşi. Özel şoför mü? Evet. Kim ki? Yok artık. Ela? Ela hayırlı olsun. Ay kokun da çok güzelmiş. Gözlüklerin, eldivenlerin çok güzel. Ay, bir şey diyeceğim. Bugün okul çıkışı. Üçümüz biraz gezelim mi? Lütfen. Ay sorry kızlar. Biz okul çıkışı malikanemizde midilliye bineceğiz. Gel Can. İyi eğlenceler. Midilliymiş çakma. Bu akşam kendimi çok şanslı sayıyorum. Yeni ailem, yeni kardeşlerim. Yeni çocuklarım varmış gibi. Burada bu sofranın etrafında toplanmış olmamız beni o denli mutlu etti ki. Bir itirafım var. Size bir konuda dürüst davranmadım. Aslında burada toplanmış olmamızın nedeni Handan'la benim için özel bir sebebi var. Bugün şirketteki piknik sürprizinden sonra hala vazgeçmedin mi? Asla. Daha da bağlıyım sana. Hepiniz fark etmişsinizdir. Henüz ikimiz de alyans takmadık. Biraz bekleyelim istedik ama artık vaktidir. Yüzüklerimizi aile içerisinde takalım istedik. Bilseydik çeyrek altınımızı alır öyle gelirdik. Gram altına bile paran yeter mi acaba? Benim bu akşam duygu durumum biraz karışık. Ama yanlış anlamayın. Çok mutluyum. Burada hep beraber olduğumuz için, yanımızda olduğunuz için. Kardeşlerim yanımda olduğu için. Madem bütün ritüelleri takip ediyoruz, sırada ne var? Kına falan onları kaçırdık değil mi ya? Tüh bak, onlar arada kaynadı tabii. Olsun, değil mi? Balayı falan yapabiliriz. Balayı olur, iyi fikir. Paris, Maldivler dünya turu. Ben olsam asla kaçırmam. Ela'cığım, yani Dündar işine çok bağlı, çok da yoğun. Hiç öyle şeyler düşünmedik. O zaman upuzun bir yaz tatili yaparız hep beraber ha? Ne dersiniz onun yerine? Aa, olur mu baba? Yani isteme falan da yapamadık zaten, ayıp oldu. Mesela hediye, ha? Yüzük takma hediyesi, öyle bir şey var mı Derya Hanım? Siz daha iyi bilirsiniz. Bora tabii bütün bunları benimle uğraşmak için söylüyor ama benim bir hediye fikrim var. Yok canım, daha ne hediyesi? Handan'ın ailesi ve kardeşleri için elimden geleni yapmak boynumun borcu. O yüzden Ela ile Can'ı ikinci sömestrden sonra özel okul aldırmayı düşünüyorum. Dündar. Hem böylece Selin'le Pelin de daha yakın olurlar. Selin'le Ela aynı sınıflarda öyle değil mi? Ha? Baba özellikle mi yapıyorsun? Evet, dedim ya kızım. Bana eziyet etmekten zevk mi alıyorsun? Eziyet mi? Olur mu öyle şey kızım? Ne eziyeti? İzninizle. Abla gitmesen olmaz mıydı? Ablacığım ben burada kalamam ki. Ama şimdi sizi gördüm ya, içim rahatladı. Ela ablam da özledi seni. Hı. Biliyorsun onu işte, duygularını hep saklar. Yalan mı? Değil. Benen lafa daldılar, gelir birazdan. Önemli değil, selamımı iletirsiniz. Beklemeyeceğim mi abla? Burcu'yla Barış dışarıda bekliyorlar, ayıp olmasın şimdi. Tekrar teşekkürler. Yarın şirkette görüşüyoruz zaten. Sabah bir ofisime uğrayabilir misin? Konuşmak istediğim bir mevzu var. Tabii, uğrarım. Abla, gözlerini senden alamıyorum. Öyle olur tabii. Yıldızlara da böyle uzaktan hayran hayran bakar insan. Ela! Ya bir şey diyeceğim. Hazır okul çıkışı. İkimiz bir şeyler mi yapsak? Aynı eski zamanlardaki gibi. Hatta bak özel şoförün, araban da var. Beni biraz gezdirsene. Bak ne diyeceğim. Bu semester beni evine davet et. Ne dersin? Ah canım ya. Ne güzel şeyler düşünmüşsün sen öyle. Gece gözüne uyku girmemiştir eminim bunları düşünürken. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik biliyor musun? Nasıl yani? Babam bizi koleje aldırıyor. Bence sen ne yap biliyor musun? Bana sosyal medyadan koyduğum bütün blokları kaldır. Çünkü bundan sonra benim hayatımı anca oradan izlersin. Annemin evlendiğini öğrenince babaannem sevinir mi ki? Sevinir tabii, niye sevinmesin? Babaanne? Neredesiniz siz? Ne aradığınız var, ne sorduğunuz. Telefonlarıma bile dönülmüyor. Olan biten her şeyi etraftan öğreniyorum. Öğrendin mi? Biz de sana sürpriz yapacaktık. Benim buradan çıkmam lazım. Önce doktorlarla bir de annemle konuşmak gerekmez mi ama? Ela, annene kalsa ben hayatta buradan çıkamam. Bana yardım et. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Benim buradan çıkmam lazım. Ama niye babaanne? Kötü mü bakıyorlar burada sana? Beni sorgulamayı bırak Ela. Dediğimi yap. Annenin haddini çok aştı. Oğluma ulaşmam lazım. Olmaz babaanne. Her şey yoluna girmişken olmaz. Ela, Can, burada beni bırakıp da nereye? Buradan çıkmam lazım diyorum. Ela! Kardeşlerini bile aldın, evimize soktun. Bedavadan sefanızı sürüyorsunuz, ne yaşıyorsun? Sen kime yürüyorsun, kime bağırıyorsun ya? Adlarını andık tabii. Ne oluyor sana kızım, derdin ne senin? Ela tamam, saçmalama. Benim derdim sizsiniz. Benim derdim ablan. Selim, kendine gel artık. Lütfen kendine gel. Ela biz yukarı çıkalım. Hadi bilmediğiniz şeyler oldu. Hadi. Çok da düşüncelidir. Evet, çok düşüncelidir benim ablam. İncedir, bir tanemizdir. O yüzden hiçbirinize yedirmem ben onu. Gidin cadı kazanınızı başka bir yerde kaynatın. Hadi çıkalım şimdi. Abim abuk subuk adamları kovalarken başına bir şey gelsin o zaman soracağım ben size. Bunları böyle suratlarına söyleyelim ya pamuk gibi oldum gerçekten. Abisi ne alaka? Anlatacağım, yürüyün siz. Bütün oyunlar, tuzaklar hep bunlarda. Ama sorsan suçlu hep biz. Kim bu kadar hastalıklı bir şey yapar aklım almıyor. İşte zenginlik anne. Rahat batıyor. Oyun arıyorlar kendilerine. Cennem, neyin var aşkım? Bak geçti gitti hepsi. Kulunu özledi belki de şimdiden. Ama anne, bugün bir çıkışımız var. Görmen lazım. Herkes arkamızdan baka kaldı. Değil mi canım? Öyle mi? Sonra da babaanneme uğradık. O nereden çıktı acaba? Arayıp duruyordu kaç zamandır. Yalnız bıraktık kadını. Bir şey dedi mi? Yani beni buradan çıkarın dedi ama ben bir annemle konuşmak lazım dedim. Aslında... Ne? Onu da buraya alsak. Kızım saçmalama, yaşlı kadın ağzından bir şey kaçır falan, olmaz öyle şey. İstesek de gelmez ki. O niye? Babamı beklemedim. Bu adamla evlendim. Babaannem küsmüştür sana, gelmez artık buraya. Yok oğlum. Daha bekleyecek miyiz? Ayakkabılarıma bak. Çok rahatlar. Ela. Yakışmışlar mı? Ela. Dündar Bey sağ olsun. Bu benim parfümüm. Ah, çok hoş kokmuyor. Hoşuna gitti değil mi? Ah, Dündar Bey aldı onu da. Çok güzel. Bana bu kadar özendiğini bilmiyordum. Gururum okşandı. Bana bakın. Şimdi yeni okulunuzun keyfini çıkarın. Orada da kimseyle böyle takışmayın. Anlaştık mı? Onlar benimle takışmasınız. Bak kardeşin özel durumuyla ilgili biri bir şey sorarsa hiç yorum yapma, tamam mı? Kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Merak etme. Bana bakın, okulun kapısından girdiğimiz dakika ne siz bizi ne de biz sizi tanıyoruz. Tamam mı? Yanımıza gelmeye, bizimle konuşmaya çalışmayın. Başınızın çaresine bakın. Öyle evimize yerleştiniz, arabamıza bindiniz diye kendinizi bizimle eşit tutmayın. Yeterince açık anlatabildim mi? Bence anlatabildim. Hadi. Çok solgunsun anne. Biraz yorgunum tatlım ama bir fonda senin halledemeyeceği hiçbir şey yok değil mi tatlım? Ay sence bu küpeler iyi oldu mu ya? Çok güzel oldu. Handan Hanım, neredesin sen? Aşağıda herkes seni bekliyor, misafir gelmek üzere. Ay Derya, ne kadar güzel olmuşsun. İş icabı. Ne yapıyorsunuz siz orada? Hadi. Ay tamam, az kaldı. Bir şey diyeceğim, bu küpeler gerçekten güzel oldu mu yoksa şu incileri mi taksam? Ay siz de gerçekten mutluluktan ölmüyor musunuz ya? Şu yaşadığımız hayata bakar mısınız? Sen inci mi taksam pırlanta mı diyorsun? Ay biz kolejlerde okuyoruz. Siz o kolej işini kafanıza göre halletmişsiniz de... Can'ı tanıdığı, bildiği yerden ayırdınız. O çocuk mutsuzdur, bak dikkat edin. Üzülmedi. Gayet de kolay alıştı. Rehberlik hocasına söylediniz mi durumunu bilsinler? Ya Derya'cığım bak, çok daha iyi bir okula gidiyor. Öğretmenleri çok ilgili, sınıfında daha az kişi var. Hem Dündar Demir'in akrabası olduğu için herkes onlarla arkadaşlık etmek isteyecek. Bak Ela anlattı, daha ilk günden herkes kucak açmış onlara. Değil mi anneciğim ya? Anlatsana ablanı hadi. Ya evet, çok güzeldi. Selin tüm arkadaşlarıyla tanıştırdı bize. Herhalde okuldaki imajını da düşünüyor. Çok güzeldi. Yerim. Yarın bir destek kampanyası varmış. Fakir çocuklara destek için. Ben de herhalde bir bağış yaparım artık diye düşünüyorum. Nasıl olsa onlardan biri sayılırım artık. Bak gördün mü, çocuklar mutlu, oğlumun yüzü gülüyor. Biraz da oğlumun tarafından baksak artık ha? Aman iyi tamam. Hadi ne yapıyorsunuz? Çık hadi kalk. Kalk. Ay ne oldu? İyi misin anne? Ay iyiyim bir dakika. Abi yan böyle bir başım döndü, tansiyonum düştü herhalde ya. Ama Melek Hanım mucize çikolataları işe yarar, şimdi kendime gelirim. Bu ne ya? Allah sen sevmezsin. Ay ödüm koptu ya. Gel. Hoppa gel bakalım. Anne ben bugün biraz korktum. Aşağıda bir şeyler oldu ya. Evet ya aşağıdan sesler geldi. Bir sorun varmış galiba. Kuzum Dündar abinin iş meseleleriyle ilgili. Bu büyükler iş konularını birazcık büyütüyorlar galiba. Değil mi güzelim benim? Oğlum bir şey söylesene. Ya ben bir daha okula gidemem anne. Kızım ne oldu? Ha? Selin'in fakirlere yardım kampanyası dediği şey bizim içinmiş. Ne? Herkesin önüne rezil etti bizi ya. bütün okul bize güldü. Ya ne kadar paçavra varsa toplamış, bir de bana uzatıyor dalga geçer gibi. Ya anne ne yaptım ben ona? Ne istiyor benden, ne yaptım? Anneciğim bir sakin ol. Sakin ol bakalım, tamam mı? Utanmıyor musun yaptığından? Hı? Selin hiç utanmıyor musun? Baban duysa ne der? Yakışıyor mu hiç sana? Dur. Kaçmak yok. Ela'nın haline bak. Can'ın haline bak. Bu yaptıkların izi kalmayacak mı sanıyorsun? Ömür boyu bu utançla yaşayacaklar. Ya sen niye bu kadar vicdansızsın? Niye bu kadar vicdansızsın? Neden bu kadar acımasızsın Selin? Ne istiyorsun? Ben biraz ileri gitmiş olabilirim. Haklısınız. Niyetim sadece eğlenmekti. Çok eğlenmişsiniz. Aferin size. Aferin. Pardon Ela. Anneciğim.